Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersinde 5. üniteye başlıyoruz. Oran ve orantı konusunu göreceğiz. Buyurun bakalım. Evet, oran ne demek arkadaşlar? Evet, iki çokluğun bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. Örneğin ben 35 yaşındayım, ben 30 yaşındayım. Yaşlarımızın oranı ne olacak arkadaşlar? 35 kesir olaraktan bölü 30. Bir de bunları böyle geniş olaraktan geniş kesirle bırakmayı sadeleştiririz. Böl 5'e iki tarafı da. Ne oldu burası? 7. Burası ne oldu arkadaşlar? 6. İkisinin birbirine oranı 7 bölü 6. Yani boranın gülü oranı 7 bölü 6. Gülün goraya oranı 6 bölü 7. Kimin kime diyorsak o üstte olacak arkadaşlar. Örnek verelim mesela burada. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi x, y, z'den birine karşılık gelmez? Yukarıdaki bir çifte bulunan koyun, horoz ve at sayıları verilmiştir. Horozların sayısının, koyunların sayısının oranı x. 15'in 24 oranı. Ne olacak x? X eşittir 15 bölü 24. Kimin kime oranı diyorsa ilkini paya yazıyoruz, ikincisi paydaya. Ben bunları kaçla sadeleştiririm? 3'e bölerim. Ne oldu? 5 bölü 8. Var mı? Var. Gitti. Koyunların sayısının atlar oranı y. 24'ün 30'a oranı y eşittir 24 bölü 30'muş. Ne olacak? Bu sadeleştirelim. 6'ya bölünür. 4 bölü 5. Bu da gitti. Sonra horozların sayısının atların sayısının oranı da z'dir. Horozların atlara yani z sayısı da 15 bölü 30 olur. Bu da arkadaşlar 1 bölü 2 gelir A şıkkında. Cevabımız ne gelecek? Burada kimin karşılığı yok? C'nin karşılığı yok diyoruz. Yani oran şu demek, birbirine kesir olaraktan ifade edilmesi. Peki bu oranı niye öğreniyoruz biz arkadaşlar? Bir şeyin bir şeye oranı, mesela yemeklerde şöyle söyleyelim. Annemiz diyelim ki hamur işi yapacak. İşte 1 kilo hamura 1 litre su ya da 1 litre suya 1,5 kilo un gibi bir oranla gider. Bunu mesela diyelim ki buradan 10 kişilik bir hamur işi çıkardı anneniz. Diyelim ki misafir 20 kişi gelecek. Ne yapacak? Bu oranın sayılarını ikiye katlayaraktan. Diyelim ki 1 litre suya 1,5 kilo undu. O zaman 2 litre suya 1,5'u 2 ile çarparsam 3 kilo un gibi oran da arkadaşlar. Biz sayıların değiştiğinde birbirleriyle nasıl tutarlı bir sayı tutacak? Yeni sayılarımız ne olacak? Nasıl bir araya gelecekler? Bunları görmüş oluyoruz. Oran buna yarıyor. Ve arkadaşlar hayatın her yerinde var oran. Diyor ki İşte kırmızı, mavi bölgelerdeki alanların, kırmızı bölgedeki alanların oranını bulunuz. Mavilerin kırmızıya oranı. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kırmızıya oranı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bölü 8 yani 1 bölü 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. 9 bölü 16. Sadeleşir mi? Sadeleşmez. Şunları da sayıyorum. Şunlar bakın yarım. Dikkat edelim. Bakalım yarım alanlar. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Şunlar 1. Şunlar 2. Sonra bakıyorum. Şu alan 2'ye 1 olduğundan dolayı ben burayı yani şunla şunu toplasam 2. Şunla şunu toplasam 4. Bunlar da 1, 2 idi. Maviler 6 mı oldu? Geriye ne kaldı? Geriye şöyle biz kırmızıları burada saymayacağız. Niye saymayacağım? Göstereyim. Tüm alanda mavileri çıkartırsam kırmızıları bulurum. Bu tip değişik alanlarda tümden varın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 toplam 16 mı arkadaşlar? Kırmızıya ne kalacak o zaman? 10 kalacak. Parça parça saysak da şöyle göstereyim arkadaşlar kırmızıları. Şunlar 1. Şunla şu 2 oldu 3. 4, 5, 6, 7. Bunlar 8. Şunla şu işte 2'ydi ne oldu? 10 oldu. 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 bunun oranı. Bu tip ifadelerde yan giden alanlarda, üçgenimsi alanlarda üçgenin alanından çıkarırsınız. Örneğin ben şunla şunu toplasam bu burayı tamamlayacak değil mi? Bakın ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldular. Doğru mu? Bununla bunun toplamı 6 oldu. Birbirlerini tamamladı şekil. 7, 8, 9, 10. Kırmızılar 10'du. Tamamı 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5'e 5 kaç verecek? 25. O zaman mavilerine gelecek arkadaşlar? Hiç saymama gerek yok. 15 gelecek. Sayarsam da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası arkadaşlar şunla şu da 6 edeceğinden dolayı 15.
Tabi 15 bile onu sadeleştirirsen 3 bölü 2. Arkadaşlar geliyorum burada çok ince ince oran soracaklar. Test sorularıma geçiyorum. Birinci soru diyor ki Necla'nın doğru yanıtlarının sayısının yanlış yanıtlarının sayısına oranı 3'tür. Necla'nın doğru sayının doğru bölü yanlış eşittir 3. Yani 3 bölü 1. Hiç boş olmayan Necla'nın yanlış yanıtlarının sayısının tüm soruların sayısına oranı kaçtır? Biz burada kat diyeceğiz. Doğrular o zaman x de diyebilirsiniz katta. Doğrular 3 kat, yanlışlar 1 kat arkadaşlar. Önce bunu kat olaraktan oran sorularını kat ya da x olaraktan bakın. Cebirsel ifade ardından denklem ardından oran konusunun gelmesinin sebebi bu. Burada sana oran ver diyor. Kat ver. Doğrulara 3 kat dedim. Yanlışlara 1 kat. Diyor ki yanlış sayısının yanlış sayısı 1 kat. Kime oranı? Tüm sorularına toplam ne oldu toplam doğru ve yanlışlar boş olmadığına göre 4 kat mı? Ne oldu? 1 kat bölü 4 kat. Katlar gider. 1 bölü 4 gelir arkadaşlar. İkinci soru. Bir çiftlikteki tavukların sayısının atların sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Burada gördüğümüz şeylere hep x ya da kat diyeceğiz. O zaman tavuklar ve atlar. Tavuğun ata oranı 3 bölü 5. O zaman tavuğa 3 kat, atlara 5 kat. Bütün olay bu. Bunu dedikten sonra cebirsel ifade çözüyoruz. Bitti. Buna göre bu çiftlikteki tavukların ayak sayısının, atların ayak sayısına oranı nedir? Tavuklar 3 katsa her bir tavuğun 2 ayağı var. O zaman tavukların ayak sayısı tavuk ayağı bölü at ayağı diyelim arkadaşlar. Ne oldu? Tavukları 2 ile çarpıyorum 6 kat oldu. Atları 4 ile çarpıyorum 20 kat oldu. 6 kat bölü 20 kat. Katlar gitti. 6 bölü 20 2'ye bölüyorum. 3 bölü 10 olaraktan C şıkkında geldi. Gördüğümüz gibi kat verdiğimizde ya da x verdiğimizde pat diye karşımıza çıkacak. Bir sıradaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3 bölü 5'tir. O zaman kızlar 3 kat, erkekler 5 kat. Bitti. Sınıf mevcudu aşağıdaki eden hangisi olamaz? Sınıf mevcudu kaç? 8 kat. Arkadaşlar bu şu demektir. Hangisi olamaz? Bu tip sorularda burada hangisi 8'e bölünmüyor diyor. Yani 8. Bir insan yarım olabilir mi? Olamaz. K o zaman bir tam sayı. İnsan olduğuna göre tam sayı olması gerekiyor. Evet 24 8'e bölündü. 30 bölünmedi. 32 bölündü. 40 bölündü. Değil mi? Buradaki her birine böldüğümüzde K'yı tam sayı buluyoruz. Çünkü K insan sayısıydı burada. 3 çarpı K 5 çarpı K'ydı. Kızlar 3K erkekler 5K. K burada arkadaşlar kesirli bir şey çıkamaz. Çünkü insanı temsil ediyor. Tamam. Geçiyoruz ikinci bölümümüze. Bakalım. Demiş ki yukarıdaki A cisminin kütlesinin B cisminin kütlesinin oranı 2 bölü 5'tir. Evet. A cisminin kütlesinin B cismini A bölü B arkadaşlar eşittir 2 bölü 5'miş. A cismi 1 olduğuna göre B cismi kaçtır? Şimdi yeni oranda ne yapacağız? Arkadaşlar ya da şöyle dersiniz. A cismine B cismi. A cismi 2 iken B cismi 5'ti. A cismi 1 iken B cismi kaç olacak? X. Ya böyle dersiniz ya da şöyle dersiniz ikincisi. A bölü B eşittir 2 bölü 5'ti. Peki A 1 olursa B kaç olacak? Bu. Bunun ikisinin de çözümü içler dışlar çarpımıdır bakın. İçler dışlar çarpımı arkadaşlar. 2 ile x'i çarptım 2x. 5 ile 1'i çarptım eşittir 5. Yani bununla bunu çarpıp eşittir diyorum. Bununla bu. Oran sorularında oranı yazdıktan sonra verilmeyeni bulmak için içler dışlar çarpımı yapılır. Kesir olarak yazarsan da kesirde de eşitlik olduğu için içler dışlar çarpımı. 5 eşittir 2x. Ne oldu o zaman? X'i bulacağım. Her tarafı 2'ye bölüyorum. X eşittir 5 bölü 2'ymiş arkadaşlar. B'nin kilogramı ne olacak? 5 bölü 2. Oranları yazarken bir örnek daha var. Bakalım diyor ki 5 kişilik yemek yapmak için 135 gram şeker. O zaman 5 kişi için 135 gram şeker. Bu kişi ama. Her şey aynı hizasında altına yazacak. Kişiler buraya, gram buraya. O zaman 1 kişilik kek yapmak için 1 kişi için ne kadar şeker kullanılacak? Ne yapacağım? İçler, dışlar. 1 çarpı 135, 135. 5 çarpı x, 5x. Ben 135'i 5'e böleceğim o zaman. X eşittir ne geldi? Tak 27. Bir kişi için 27 gram şeker kullanılması gerekiyormuş diyorum. Bakalım burada oranlarda verilmeyenleri bulalım. 1 iken bu 3'müş. Bu A iken bu kaç olur? İçler dışlar. 3A eşittir 60. O zaman A eşittir 20.
Bakıyorum 1 iken 3'müş, 7 iken kaç olur arkadaşlar? O zaman içler dışlar yapıyorum. 1B eşittir 21. O zaman B eşittir 21. Bitti. İçler dışlar yapıyorum. 3C eşittir 39 çarpı 1 39. O zaman 3'e bölüyorum. C eşittir 13 arkadaşlar. Okey mi? Evet. B kısmı. Oran kuraraktan yanıtlayınız. 7 kişilik bir masanın hesabı 161 TL. O zaman 7 kişi 161 TL. Hesap eşit paylaştığında 1 kişi. O zaman 1 kişi kaç TL olacak? X. Bilmediğimiz hep X diyoruz. Ya da başka bir harf de diyebilirsiniz. Cebirsel ifadenin genel terimi X'tir. Biz hep X kullanırız. İçler dışlar. 161 eşittir 7X. 7'ye bölersek arkadaşlar X ne olacak buradan? 23 TL gelecek bir kişiye. 161 arkadaşlar 7'ye bölerseniz. 80 kilogram limondan 16 litre limon. O zaman 80 kilogram 16 litre. Elde edildiğine göre 1 litre limonata. Bakın 1'i buraya mı yazacağım, buraya mı buraya? Çünkü litre litreye, kilogram kilograma. Kaç kilogram X bilmiyoruz, tamam. İşte oran orantının arkadaşlar en önemli konusu bu. Alt alta aynı şeyleri yazacaksınız. Farklı bir şey yazarsan olmaz. İçler dışlar. 80 eşittir 16x. 16'ya bölersem x eşittir 5 gelecek arkadaşlar. 5 kilogram kullanılması gerekir. Evet, pilav tarifinde 4 bardak pirince 6 bardak su konuluyor. Evet. 4 bardak pirinç 6 bardak su. O zaman 1 bardak pirince, o zaman 1 bardak pirince ne kadar su? İçler dışlar 4x eşittir 6. Ne yapıyorum? X'i yalnız bırakmak için kat sayısını karşıya bölü olarak atıyorum. X eşittir 6 bölü 4. Sadeleşir bu. 3 bölü 2. Tamam. 45 TL'ye 6 litre çiçek. O zaman 6 litresi 45 TL'ymiş. O zaman 1 litre çiçek. O zaman 1 litre ne kadar? İçler dışlar X eşittir. Pardon. 6X eşittir 45. O zaman X'i bulmak için 45'i 6'ya böleceğim. 45 bölü 6 tam bölünmedi. Kesir böl, böl 3'e 15 bölü 2. 15'te 2'ye bölersem 7,5 TL diyebilirim değil mi arkadaşlar?